Bilgisi, açı bilgisi, ne tarafa doğru döndüğü bilgisi, pil batarya bilgisi. ...2019 yılında kurmuş olduğumuz Smart Lab İleri Teknolojiler Uygulama Merkezi kapsamında geliştirdiğimiz tarımsal hasat robotunu 2022 Teknofest yarışmasına soktuk ve finalist derecesi aldık. Yüklenen rapor sıralamasına göre de 6. derecesi elde ettik. Bu proje bölgemizde yoğun olarak faaliyet gösteren narenciye sektörü başta olmak üzere bütün meyve ağaçlarını kapsayacak şekilde geliştirildi. Yazılım altyapısı sayesinde elma, armut, limon, portakal gibi meyveleri dalından düzgün bir şekilde koparıp toplayabilecek tam otonom veya tamamen çiftçi kontrolünde olan bir sistem olarak geliştirildi. Öğrencilerimiz bu projeyi geliştirerek birçok özellikler ekledi. Sadece ürün toplama değil, aynı zamanda ürün budama, nokta atışı, ilaçlama yapma, yerden ürün toplama gibi özellikleri de yazılım geliştirmeleriyle halen uygulamaktadırlar. Bu proje kapsamında yine çeşitli yarışmalara, çeşitli etkinliklere katılıyoruz ve biz çiftçiler bizden bazı ürünler için ekstra taleplerde bulunabiliyorlar. Örneğin en son katıldığımız Teknofest yarışmasında fındık toplama üzerine bize tavsiyelerde bulundular. Biz de ürünümüzü her geçen gün yazılım altyapısını hem de donanım altyapısını geliştirerek her türlü ürüne entegre olabilecek bir sistem haline getirmeyi planlıyoruz. Robotun öncelikle yaptığı görev meyveyi dalında tanımak. Bizim geliştirmiş olduğumuz arayüz sayesinde hangi meyveyi tanıyacaksa, örneğin elmayı tanımasını biz istiyoruz. Elmayı seçiyoruz ve elmanın renk tonunu seçiyoruz. Örneğin olmamış bir elmayı dalından toplamıyor. Kırmızı elmaysa kırmızının da renk tonunu biz tanımlayabiliyoruz. Veya yazılım güncelleştirmeleriyle biz şunu da diyebiliyor olacağız. Şu kadar çaptan büyük elmaları topla, bu kadar küçük meyveleri toplama gibi işlemlerde belirtebiliyoruz. Sadece elma değil, dediğim gibi armut, limon, portakal veya başka meyve türlerinde yazılım arayüzünden biz işaretleyerek sadece robotun o meyveleri toplamasını sağlayabiliyoruz. Yazılım altyapısı tamamlandı. Şu an otonom faaliyetler üzerine biz çalışıyoruz. Yani çiftçinin herhangi bir işlem yapmadan sadece bilgisayardan veya cep telefonundan yapacak olduğu birkaç ayarlamayla hiçbir ağaca çarpmadan, hiçbir hata yapmadan ağaçlar arasındaki kolonlarda giderek tek tek ağaçlardan toplama faaliyeti yapması üzerine çalışıyoruz. Yani genel olarak söyleyecek olursak otonom faaliyetlerini daha üst boyuta çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen sene Teknofest'te bu yarışmada katılmıştık. Bu sene de tekrardan birinciliği almak için yine başvuru yaptık ve şu an aşamaları devam etmekteyiz. Geçen seneki aldığımız rövanşlar yüzünden bayağı bir elemeler gerçekleşti ve bu takımımız adına çok güzel bir yere getirdi. Okulumuzda hem tanıtma hem de belirli aşamalarda geçme fırsatı bulduk. Smart Lab'de öğrencilerle beraber projeyi hazırlarken çok fikirler geldi. Kendi aşamalarında hani öğrencilerin katma değer bir şey var mı yok mu diye tek tek eleştiri aldık. Bu da bizi bir üst mertebeye çıkardı. Şöyle ki bazı yerlerde değişiklik yaptık, bazı yerlerde düzenlemeler yaptık. Şu an hala hazırda devam etmekteyiz projelere. Sağa sola gidiyor mu? Gider. Robot var. Gidiyor. Yavaş yavaş yaklaştır abi. Gel. Tut. Tut.